Bu arada çiftçiler de valilik önünde eylemde. Kardeşim, burada biz her sene suyumuzu alıyoruz. Ondan 4 tane adam orada balık yiyecek diye suyumuzu vermiyoruz. Köylü de çiftçi de eylemdeydi. Denizli'de taş ocağına karşı çıkan köylüler kekikleri için valiliğe yürüdü. Konya'da da tarlalarına su verilmeyen çiftçiler karayolunu trafiğe kapattı. Yandı kardeşim, yandı. Kimi bekliyorsunuz? Her şehirde suyu vermeyen vali gelsin. Vali. Bu memleketin keki komple Avrupa'ya gidiyor. Yazık değil mi Allah aşkına? Şu tozlara bakın ya. Allah aşkına ya. Türkiye'de kekiğin %90'ı Pamukkale'nin Güzel Pınar Köyü'nde yetiştiriliyor ve Avrupa'ya ihraç ediliyor. Ancak köyün sakinleri bugünlerde endişeli. Köyün yakınına ikinci bir taş ocağı açılması gündemde. Kekiklerimiz yok. Neden? Aşağının tozu geliyor. Koyunlarım, benim bu koyunlarımı ben nerede otlatacağım? Tozlar koyuna yayılmıyor. Yapmasınlar. Biz karşıyız, her işe karşıyız. Kadınca bekleriz, gece sabah nöbet tutarız. Bir hafta 10 gün yapmasınlar. Açılan ilk taş ocağının kekik tarlalarına, zeytin ve ceviz ağaçlarına büyük zarar verdiğini ileri süren köylüler yeni bir ocak istemiyor. Köylüler sabah ocağın bulunduğu bölgede eylem yapıp çalışmaları durdurdu. Daha sonra da valiliğe yürüdü. Konya'nın Karatay ilçesinde de bir grup çiftçi Konya-Adana karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı. Kendilerine bu yıl verilmeyen sulama suyunun hesabını sordu. Oyumu lan kazandı, benim oyumu lan. Saygı duymuyorum onlara ben. Onlar bana saygı duyacak. Niye? Oyum ver, oy attım, oy. Çiftçiler olay yerine gelen Karatay Kaymakamı Selim Parlar'a da dert yandı. Sayın Kaymakamım, çiftçi ne zaman yol kapatmış? Evet. Millet yanıyor. Tamam, zarar trilyonlarca. Tamam. Konya'da hiçbir zaman çiftçinin başkaldırdığını gördünüz mü? Vatandaş bitti. Şurada. Yine söylüyorum. Şu vatandaşın %99'u bankalara borçlu. Jandarma ve Karatay Ziraat Odası Başkanı'nın ikna çabaları sonucu çiftçiler eylemi sonlandırdı.